Başlayabiliriz herhalde. Hani yavaş yavaş gelenler oluyor. Ama ben kısaca başlatayım. Herkese merhaba Seda, ben hoş geldiniz. Bugün burada Akdeniz Üniversitesi ve Lund Üniversitesi işbirliği tarafından gerçekleştirilen ve Senex Yaşlılık Çalışmaları Dergisi'nin düzenlediği yaşlanma çalışmalarında üstün başarı tez ödül töreni için toplandık. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Bu yıl da iki genç kadın araştırmacı ödül almaya kazandılar. Aslı Merve Çıtak ve Tuğçe Keleş. Sırasıyla onların bugün tezlerini dinleyeceğiz. Ben sözü çok uzatmayayım. İlk önce İlhami Bey'e sözü devredeyim. Herkese İsveç'ten merhaba. Seda'nın her seferinde beni İlhami Bey diye tanıtması beni heyecanlandırıyor. Çünkü Seda'dan başka dünyada bana Bey diye hitap eden kimse yok sanıyorum. Beyliği keyfini çıkartarak herkese merhaba tekrar. Artık gelenekselleşmeye başlayan bu güzel girişim ve organizasyon için başta Özgür Hoca, değerli jüri üyeleri, organizasyonda yer alan kıymetli genç araştırmacılara çok teşekkür ediyorum. Ödüle değer görülen ve az sonra sunumlarını dinleyeceğimiz arkadaşlarımızı da kutluyorum. Umarım bu ödül gelecekteki pek çok başka akademik başarının ilk adımı olur onlar için. Aslında Aralık ayı bu açıdan benim için heyecan vericiydi. Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü olarak önce Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte ilk kez bu yıl yaptığımız çocuk hakları alanında en iyi yüksek lisans ve doktora tez ödül törenine katıldım. Yaklaşık 10 gün kadar önce. Sonra Boğaziçi Üniversitesi ile bu yıl üçüncüsü yapılan engellilik alanındaki en iyi tez ödülü töreni vardı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde. Bu yılı Yaş Çalışmaları İnsan Hakları tez ödülüyle kapatıyoruz. Senex Akdeniz Üniversitesi ile ve Özgür Hoca'nın ekibiyle yürüttüğümüz. Daha önce de ki toplantılarda da birkaç kere söyledim ama benim için değerli bunu bir kere daha hatırlatmak. Bu alanları destekleme kararımız aslında 3 yıl önce yaptığımız bir baseline çalışmasına dayanıyor. Türkiye Akademisi insan haklarının farklı alanlarını nasıl çalışıyor görmek için yaptığımız bir çalışmaydı. Bu çalışma bize yaş çalışmalarının Türkiye Akademisi'nin çalışmayı en çok ihmal ettiği alanların başında geldiğini gösterdi. Bizim için neredeyse öncelikli bir çalışma alanıydı. Türkiye Akademisi'nin ihmal ettiği bu alanları desteklemek. Açıkçası nasıl yapacağımızı çok bilmiyorduk çünkü hiçbirimizin bu alanda uzmanlığı yoktu. Ancak bir talih kuşu diyebileceğim bir rastlantı bir arkadaşımızın önermesiyle Özgür Hoca ile tanıştık ve bu alandaki çalışmaları destekleme isteğimiz hayata geçme şansı buldu ve umuyorum kendilerinin de mutlu olduğu yaklaşık 3 yıllık bir verimli bir ortaklık oluştu. Artan bir, yani çıplak bir gözle bile şeyi görebiliyorum. Türkiye'de yaş çalışmalarına artan bir ilginin olduğunu görebiliyorum. Bu tümüyle bize verilecek kredi olmasa bile eminim bu işbirliğinin bu artan ilgide bir etkisi, katkısı vardır. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Şimdi açılış konuşmasını yapmak için sözü Özgür Hoca'ya bırakıyorum. Herkese selamlar, merhabalar tekrar. İlhami Hoca'ya da güzel sözleri için çok teşekkür ediyorum. Biz bugün 20 Aralık 2020 tarihinde ikincisini, ödülümüzün ikincisini vermek üzere buluştuk. Bu ödülü Akdeniz Üniversitesi ve Lund Üniversitesi'nin işbirliği çerçevesinde Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye Programı'nın desteğiyle Senex Yaşlılık Çalışmaları dergisi veriyor. İlhami Hoca'nın da bahsettiği gibi biz 3 senedir Raoul Wallenberg Enstitüsü ile çalışmalar yapıyoruz. Aslında bu ödülün çıkış fikri de yine İlhami Hoca'nın 2 sene önce önerisiyle gerçekleşti. Hem Senex Kongre'de başladığımız bu ortaklık, işbirliği büyüyerek devam etsin istedik. Hem de
aslında bu ödülün hedeflerinden birisi olarak genç araştırmacıların yaşlanma çalışmaları alanına daha fazla ilgi göstermesini bekliyorduk. Nitekim bu kapsamda aslında vermeye başladığımız bir ödüldü bu. Burada özellikle genç araştırmacı kelimesinin üstünü çizmek istiyorum ve vurgulamak istiyorum. Buradaki gençten kastımız kronolojik yaşı itibariyle genç olan insanları kastetmiyoruz. Yaşlanma çalışmaları alanına giren, çalışmaya başlayan, bu alanda düşünmeye başlayan ve bu alanda üretmeye başlayan araştırmacıları aslında kastediyoruz. Bu anlamda ben de genç araştırmacı sayılabilirim. Yani kesinlikle ne diyelim, böyle bir ileri yaşlarında da yaşlanma çalışmaya başlayan ve ilgi duyan insanlar var aramızda. Ve tez yazmaya başlayan, yani master ve doktora tezlerini yazmaya başlayan, bu alanda kendisine hedef koyan insanlar var. O açıdan da aslında dönüp baktığımızda hem bu ödülün, hem bizim bu işbirliğimizin, hem Senex'in gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmaların önemli bir katkısı olduğunu umut ediyorum. Alandaki özellikle genç araştırmacılarla daha deneyimli araştırmacıların, bilim insanlarının da aralarında bir sosyal diyaloğun geliştirilmesine de katkı sunmayı hedefliyoruz. Biz ödül fikrine ilk çıktığında, çalışmaya başladığımızda, hani Türkiye'de kimler acaba bu konuyla ilgilenirler ve bilim kurulumuzda yer alırlar diye düşündük. Aslında birazcık da İlhami Hoca o kısmı, hani o asıl o yük kısmını bana bıraktı. Orada hiç gerçekten Roy Wallenberg Enstitüsü hem bizi özgür bıraktı bu ödülün nasıl verileceğiyle ilgili, değerlendirmenin nasıl yapılacağıyla ilgili. Nitekim Aksu Bora Hoca, Ayşe Gündüz Hoşgör Hoca, Nadir Suğur Hoca ve Gökseren İnalhan Hoca olmak üzere bizler bir jüri olarak çalışmaya başladık 2 sene önce. Ve her şeyden önce şunu düşündük, acaba böyle bir ödülü verirken hangi kriterlere göre çalışacaktık? Değerlendirmelerimizi nasıl yapacaktık? Bizim ana hedefimiz bir tez çalışmasının, bitmiş bir tez çalışmasının aslında şeyini yapmak değildi. Bilimsel değerlendirmesini yapmak değildi. Yani bu bir tez midir, değil midir değerlendirmesini yapmak değildi. Bunların hepsi, bizim elimize de ulaşan çalışmaların tamamı aslında birer bitmiş, tamamlanmış ve YÖK'e gönderilmiş bir tez çalışması. Dolayısıyla bizim hedefimiz yaşlanma çalışmaları bağlamında bu araştırmalar ve genç araştırmacılar kendilerini nerede görüyorlar, nerede görerek böyle bir araştırmayı gerçekleştirmişler ve bu kapsamda bu tezler alanı da düşündüğümüzde hangi yönleriyle değerli olabilir, öne çıkartılabilir? Birazcık bunların üzerine aslında hep birlikte kafa yorduk. Nitekim biz değerlendirmelerimizi de az sonra birazcık bu konudan bahsedeceğim izninizle. Değerlendirmemizi de hem kuramsal olarak hem yöntemsel olarak yaşlanma çalışmaları alanında az önce saydığım nedenlerle farkındalık oluşturmaya çalışan, bunu başarabilmiş ve bu anlamda öne çıktığını düşündüğümüz tezlere, araştırmacılara vermeyi planladık. Şimdi bizim Türkiye yaşlanma çalışmaları alanına baktığımızda 2 önemli sorun alanda, akademik anlamda 2 önemli sorun dikkatimizi çekmişti. Bunların en başında da Türkiye'de aslında yaşlılarla ilgili yapılan çok sayıda çalışma olduğunu görüyoruz. Nitekim yaptığımız taramada da, yani son 10 yılda Türkiye'de ne tür çalışmalar üretilmiştir sorusuna yanıt veren bir literatür taramasına da baktığımızda, yaşlılar üzerine yapılmış çok sayıda çalışma olmasına rağmen yaşlanma ya da yaşlılıkla ilgili çok az sayıda araştırma olduğunu gördük. Şimdi yaşlılarla yapılan çalışmaların da 3 tane temel problemi var. Bunlardan bir tanesi sorun odaklı olmaları. Yaşlıların sorunlarına odaklanan çalışmalar olmaları. Dolayısıyla sadece sorunlardan müteşekkil bir bakış açısı sunabilen bu çalışmalar çok önemli, öznelere ilişkin çok önemli bir eksikliği de sürekli üretiyorlar. Yaşlıları kurbanlaştıran bir yaklaşımları var. Çünkü mütemadiyen sorunlardan bahsettiklerinde aslında insanlardan değil, öznelerden değil, daha çok kurbanlardan söz etmeye başlıyorlar. Bu en önemli, dikkatimizi çeken en önemli eksiklerin başında geliyor. İkincisi, yine yaşlılarla yapılan çalışmalar işte önemli bir perspektifin, yani yaşam seyri perspektifinin de farkında değillerdi.
böyle bir perspektiften yoksun olmak zaten onları hani bir yaşlanma çalışması yapmaktan alıkoyuyor, bir yaşlılık çalışması yapmaktan alıkoyuyor. Bu şekilde bir değerlendirmeden alıkoyuyordu. Çünkü çoğunlukla yaşlılarla yapılan çalışmalarda araştırmacılar o anda tespit ettikleri bir takım meselelerin kendileriyle başladıklarını zannediyorlardı. Yani araştırmayı yaptıkları o andan itibaren başlayan meseleler olduklarını zannediyorlardı. Dolayısıyla bu zan, bu kanı tespit ettikleri sorunları veya güçlü yönleri mütemadiyen biyolojik olarak yaşa bağlamalarına neden oluyor. Dolayısıyla bir yaşlı kadının okuma yazma bilmemesi onun yaşıyla ilgili bir meseleydi bu çalışmalara göre. 65 yaşından sonra bir anda ortaya çıkan bir duruma işaret ediyor. Oysa özellikle yaşam seyri perspektifi açısından değerlendirdiğimizde o karşılaştığımız yaşlı kadın bütün bir ömrünü okuma yazma bilmemenin dezavantajlarıyla geçirip kimliğinin de önemli bir tarafını oluşturuyordu bu durum. Nitekim yaşlılarla yapılan çalışmalar aslında tam da işte böyle bir perspektiften yoksunlardı. Üçüncüsü, yaşlılanma araştırmalarında çok temel etki yaratan bazı faktörler var. Toplumsal cinsiyet gibi, etnisite gibi ve sınıf gibi. Nitekim Türkiye'deki yaşlılarla yapılan çalışmalara baktığımızda bu üç değişken bakımından çok steril çalışmalar olduğunu görüyoruz. Hem toplumsal cinsiyeti, hem etnisiteyi ya da sınıfı ihmal eden, bu değişkenleri görmezden gelen çalışmalar olduğunu görüyoruz. Nitekim alana aslında böyle steril bir bakış açısı aynı zamanda araştırmacıların hangi konuları, hangi başlıkları tabu alanlar olarak gördüklerini, dolayısıyla çalışmaktan kaçınılan konuları da neler olduğunu bize gösteriyordu. Çünkü bu konuların doğrudan politikayla bir bağlantısı, bir ilgisi olduğunu düşünerek özellikle sınıf gibi, etnisite gibi, toplumsal cinsiyet gibi meseleleri çalışmaktan kaçındıklarında çok da steril tezler, araştırmalar ürettiklerine şahit olduk. Şimdi bu açıdan böyle bir şeye, alana hani böyle bir bakış yaptıktan sonra bizim özellikle son iki senede bu ödülle birlikte birazcık öne çıkartmaya çalıştığımız çalışmalarda bu başlıklara ilişkin eksiklerin giderilmesini de arzu ediyoruz. Dolayısıyla az sonra sözünü edeceğim çalışmalar bir yanıyla bu eksikleri görüp bunun farkında olan, dolayısıyla bu anlamda bilgi üreten, kavrayış üreten de çalışmalar. Nitekim bu üç tane temel sorundan uzaklaşabilmiş hangi çalışmalar var diye baktık. Bu sene bizim elimize ulaşan çalışmalar içerisinde özellikle öne çıkartmak istediğimiz, yani ismini geçirmek istediğimiz, bahsetmek istediğimiz birkaç çalışma olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Hüsnü Zülfikar'ın yaşlılık algısıyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmayı. Nitekim Hüsna özellikle literatür taramasında oldukça analitik, oldukça çözümleyici, iyi bir vaka analizi de ortaya koyan bir çalışma yapmıştı. Bizim jüri olarak dikkatimizi çeken ve mutlaka bahsetmek istediğimiz çalışmalardan birisiydi. İkincisi yine yöntem açısından oldukça kuvvetli olan nicel çalışmalardan birisiydi. Bengüsü Belirdi'nin seyahat motivasyonlarıyla ilgili yapmış olduğu çalışmaydı. Nicel analiz tekniklerini çok iyi kullanan, bu anlamda bilgi ve kavrayış üretmeye çalışan, bu anlamda seyahat etmenin, seyahat motivasyonlarının tam da bu korona krizi öncesinde yaşlılar için nasıl gerçekleştiğini de anlamaya çalışan bir çalışmalardan birisi. Bu iki çalışmanın yanında özellikle kırsal alanda yapılan, kırsal yaşlanmayla ilgili yapılan iki çalışma daha dikkatimizi çekti. Bunlardan birisi Hatice Akgül'ün kırsal nüfusun yaş yapısındaki değişimle ilgili çalışmasıydı. Bir diğeri de İlknur Yeşil'in dul yaşlı kadınların sosyal ağları üzerine yapmış olduğu kırsal alandaki bir çalışmaydı. Her iki çalışmada aslında konu seçimi itibariyle de önemli alanlardan birisine işaret ediyordu. Nitekim bu çalışmalar, az önce bahsettiğim bu dört çalışmada Türkiye'de az çalışılan, ihmal edilen konuları seçmeleri, çalışmaları bakımından da isimleri mutlaka anılması gereken araştırmacılara ait çalışmalar. Biz elimize ulaşan bu çalışmaları, test çalışmalarını, tamamlanmış test çalışmalarını değerlendirdiğimizde iki tezin bu dönem ödül alabileceğini öngördük. Çünkü az önce sözünü ettiğim eksikliklerden kaçınmış
Ve bunların da ötesine geçerek böyle bir farkındalıkla yaşlanma alanına katkı sunmayı hedefleyen çalışmalar. Bir tanesi Aslı Merve Çıtağ'ın bir kadınlık deneyimi olarak menopoz başlıklı çalışmasıydı. Aslı'nın çalışması özellikle menopozun yaşlılıkla olan ilişkisini kurguluyordu. Bizim açımızdan değerlendirdiğimizde yaşlanma çalışmaları alanında çok fazla ihmal edilen konulardan birisi aslında menopoz dönemi. Ve Aslı bu çalışmasıyla özellikle daha çok tıbbın, medikal çalışmaların alanına bırakılmış bir konunun tekrar yaşlanma çalışmalarına sosyal bilimler perspektifiyle dahil olmasını sağladığı için bizim açımızdan özellikle öne çıkan çalışmalardan birisi oldu. Nitekim tematik başlıkları oldukça iyiydi. Kavramsallaştırma ve operasyonelleştirme arasında kurduğu bağ, literatüre bu anlamda sunduğu katkı oldukça iyiydi. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde yöntemsel olarak da kuvvetli çalışmalardan birisi. Nitekim tabu sayılan, aslında görmezden gelinen konulardan birisini de yine sosyal bilimlerin bir ana meselesi olarak tartışması, bu anlamda literatüre de çok yönlü bir katkı sunuyor olması bizi de heyecanlandıran bir şeydi, bir çalışma ortaya çıkmasına neden olmuştu. O nedenle ben Aslı Merve Çıtağ'ı tekrar kutluyorum. Hem kendisini hem de tezini yazarken destek aldığı danışmanımı tebrik etmek istiyorum. Bu öne çıkan çalışmasıyla aynı zamanda bize de gönderdiği için bu çalışmayı okuma fırsatı da sunduğu için kendisine teşekkür ederim. Az sonra dinleyeceğiz kendisini. İkinci çalışma Tuğçe Keleş'in gerçekleştirdiği araştırmaydı. Tuğçe Demans Dostu Toplum için farkındalık eğitim programı geliştirmişti ve bu programın yerel yönetim çalışanları üzerindeki etkisini araştırıyordu. Aslında yaş dostu çevreler Türkiye'de az çalışılan alanların başında geliyor. Yaşlanma çalışmalarını düşündüğümüzde yaş dostu çevreler meselesi çoğunlukla yaşlılarla ilgili yapılan ve çoğunlukla mekanla sınırlandırılmış araştırmalar olduğunu görüyoruz. Nitekim bu çalışmalarda da önemli eksiklerden birisi yaşlı dostu çevre göndermesinin yapılması. Oysa Tuğçe daha çok yaş dostu çevrelere odaklanarak aslında kuşaklar arası ilişkiler bağlamında da bir değerlendirme yapan bir araştırmanın çıktılarını, verisini kullanarak oradan seçmiş olduğu verilerle demans dostu toplumla ilgili bir çalışma yapıyordu. Çok önemli konulardan birisi özellikle demans, Alzheimer gibi hastalıktan muzdarip olan kişiler, risk altında bulunan kişiler, onların bakım veren aile üyelerinin çok ciddi insan haklarıyla ilgili sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bizim araştırmalarımız, alanda yapılan başka diğer araştırmalarda nitekim bize özellikle insan hakları bağlamında yaşanan bu sorunlara ilişkin herhangi bir çözüm mekanizmasının da ne yerel yönetimlerde ne de merkezi hükümetin yerel teşkilatında açık olmadığını, bu anlamda bir çalacakları bir kapı olmadığını da gösteriyordu. Tuğçe Keleş'in gerçekleştirdiği çalışma yine demans, Alzheimer gibi bir meselenin sadece tıbbın çalışma alanına bırakılmış, oysa çok önemli sosyal boyutları olan bir meselenin tekrar sosyal bilimler alanına dahil edilmesi bakımından önemliydi. Ayrıca Tuğçe gerçekleştirdiği analizlerde bize yeni bir eğitim programı, bu anlamda hizmet sunanlar için, yerel yönetimlerde hizmet sunanlar için yeni ve kapsayıcı bir eğitim programı nasıl sunulabilir? Bu eğitim programının içeriğinde neler olabilir? Hem toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırarak hem de insan haklarını merkeze alarak böyle bir eğitim programını tasarlamanın ve uygulamanın sonucunda ortaya çıkan etkileri tartışıyordu ki bizim dikkatimizi çeken bu anlamda ödüle değer tezlerden, çalışmalardan birisi. Şimdi iki çalışmaya da baktığımızda aslında birisi Aslı'nın tezi, çalışması nitel bir çalışma. Tuğçe'nin çalışması da nicel bir çalışma olarak. Yani tam da bizim istediğimiz belki de arzu ettiğimiz biçimde hani hem bir nitel çalışmaya hem bir nicel çalışmaya. Ama bu anlamda alandan farklı metodolojik teknikleri de kullanarak bilgi toplayan ve bu bilgiyi tekrar kamuyla, ilgililerle paylaşan ve bunu yaparken de elindeki donanımı, görgüyü ve birikimi tekrar alana yansıtmaya çalışan iki tez ortaya çıktığını gördük. Her iki ödül alan genç araştırmacıyı da kutluyorum. Ve kendilerinin aslında yapmış olduğu çalışmaları dinlemek için de sabırsızlanıyorum.
Jürimize tekrar teşekkür ediyorum. Bilim kurulumuza teşekkür ediyorum. Onlar da bugün aramızdalar. Ve bu çalışmaların, sunumlarını dinledikten sonra sorularla, katkılarla sizlerin de görüşlerini alacağız ve sizlerin de değerlendirmelerini öğrenmiş olacağız. Tekrar tüm katkı verenlere, destekçilerimize ve bugün burada olan siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Seda'ya bırakayım. Seda moderatörümüz olarak toplantıyı devam et. Evet, ben de hızlı bir şekilde sözü Aslı Merve'ye paslamak istiyorum. Bize bir kadınlık deneyimi olarak Menopoz adlı çalışmasını sunacak. Süren 20 dakika Aslı. Ben dikkatin dağılmasın diye seni son bir dakika kala uyaracağım. Onun haricinde herhangi bir uyarıda bulunmayacağım. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle ben böyle bir imkan sunulduğu için ve tezimi çok değerli hocalarımla da paylaşabildiğim için çok mutluyum. Benim ismim Aslı Merve Çıtak. Gerontoloji lisans mezunuyum. Yüksek lisansımı da kadın çalışmaları alanında yaptım. Ben bu medikalizasyon konusunu özellikle kadın bedeninin eril hegemonya tarafından şekillendirilmesi, güzellik algıları üzerine bir araştırma yapmak istiyordum. Danışmanım Nurşen Hoca'yla da bunu konuştuğumuzda kendisi beni menopoz konusuna yönlendirdi esasen. Onu da buradan çok teşekkür ederim değerli hocama. Menopozun semptomları bireysel açıdan farklı farklı deneyimlerle yaşandığı için her kişi açısından bireye özel olarak yaşanıyor ve farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde bundan etkileniyor. Menopoz ve menopoz dönemine girmiş olan bir bedene atfedilen anlamlar sosyal ve kültürel olarak yapılandırılıyor. Yani toplumsal cinsiyetlendirilmiş oluyor aslında. Ve bunun kökeninde kadın olmak, kadın bedenine sahip olmak ne anlama gelir sorularını cevaplamak yatıyor. Araştırmanın amacı da kadınların menopoz öncesi ve sonra süreci nasıl anlamlandırdıkları. Bu anlamlara çevrenin etkisi, medyanın etkisi, daha önce menopozu deneyimlemiş diğer insanlardan duyduklarının etkisi neler? Bu açıdan yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir araştırma yapıldı. Bu dönem doğal bir süreç olarak görüp görmedikleri ve kadın bedeni bağlamında menopozun hem tıbbi açıdan hem estetik ve kozmetik sektörleri açısından nasıl medikalize edildiği araştırılmak istendi. Böylece toplumsal açıdan menopoz nasıl algılanıyor? Bu kadınlık kaybı veya yaşlılıkla nasıl ilişkilendiriliyor veya ilişkilendiriliyor mu? Bunu görmek istedik. Araştırmanın kapsamı medikalizasyonun menopoz deneyimleri ve algısı üzerindeki etkileri, kadınların yaşadığı postmenopoz yani menopozdaki değişimleri, kültürel yansımaları ve sosyal çevrenin menopozla ilgili düşünceler üzerindeki etkileri şeklindeydi. Kavramsal çerçevede menopoz teriminin tıbbi olarak ilk kez ortaya atıldığı için 18. ve 19. yüzyıllarda biyotıbbi modellerin ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle menopoz semptomları tedavi edilmesi gereken bir hastalıkmış gibi menopozun algılanmasına, bu konuda çeşitli akademik makalelerle esasen alana girilmesine sebep oluyor. Ve bu biyolojik indirgemeci yaklaşımlar zamanla menopozun kadınlar üzerinde cinselliğini olumsuz etkilediği, cinsellik isteği azalttığı, onun dışında kilo almaya çok yatkın olması, hastalıklara çok yatkın olması, kalp hastalıkları, kemik erimesi gibi rahatsızlıklara açık olması nedeniyle ciddi anlamda medikal literatürleri zamanla tıbbileştirme pratikleriyle de birleştirerek menopoz dönemini fiziksel ve ruhsal sağlığın kötü etkilendiği bir zaman olarak sunduğunu görüyoruz. Bu konuda sadece akademik literatürler değil, edebiyat literatürleri olsun, çeşitli kişisel gelişimle ilgili menopozla baş etmenin şöyle yöntemleri, menopozla baş etmenin böyle yöntemleri şeklindeki yine yayınları çok fazla görmekteyiz.
Bu da kadın bedenindeki bu değişimler ve menopozun bu hastalıklarla ilişkilendirilmesi menopoz dönemini yaşlanmayla ilişkilendirmeye neden oluyor. Yani menopoz eşittir yaşlılık anlamlarına geliyor bu çerçevede. Bu açıdan teorik çerçevede en başta medikalizasyon kavramı ve menopoz deneyimlerinin tıbbileştirilmesinin ne kadar yanlış olduğunu, herkesin menopozu bu kadar kötü semptomlarla ve tıbbi tedaviyle geçirmediğini, bunun insanlar açısından yanlış bir algıya neden olduğunu öne süren feminist yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Özellikle kadın sağlığı girişim hareketi bu menopoz ve kadın bedeniyle ilgili kadın bedeniyle ilgili sağlık problemlerinin ne kadar medikalize edildiği üzerine ciddi çalışmalar yapıyor 2000'li yıllarda. Bu bağlamda bioiktidar ve biyopolitika kavramları çok ön plana çıkıyor. Foucault'un ortaya attığı bu bioiktidar ve biyopolitikalar feminist yazın tarafından ciddi anlamda kullanılıyor. Özellikle güzellik ve gençlik eğitimi bağlamında biyopolitikalar tartışılıyor. İşte medyanın ve toplumun sunduğu genel algılardan dolayı genç görünme isteği, güzel görünme isteği, başarılı yaşlanmak, aktif olmak, kendine yetmek ve bakımlı olmak kavramlarının, sağlıklı ve genç olmak kavramlarının sembolik sermaye açısından da ön plana çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda yine bu yazınlarda sembolik sermayenin de kadın bedeni üzerinden temsil edildiğini görmekteyiz. Ve burada yine Foucault'un panoptikon kavramı da ön plana çıkıyor. Bu kavrama göre de özellikle Shiljik ve Price'ın bu alanda iyi çalışmaları var. Kadın bedeninin sadece sağlık ticaretine konu edilmesi menopozun medikalizasyonu veya kadın bedeninin medikalizasyonu açısından yeterli bir açıklama değil. Aynı zamanda bu toplumun ve medyanın yarattığı bu güzel olma, genç görünme, sağlıklı olma, kadınsı olma, seksüelite sahibi olma kavramlarını bireyler kendi kendilerini bunu isteyerek kendi kendilerini kendileri için iyi bir şey olacak diye düşünüp öz denetim altına sokuyorlar. Bunda Foucault'un panoptikon kavramıyla açıklıyorlar. Özellikle sembolik sermayede yine sağlıklı beden, sağlıklı olmak üzerinden insanlar arasında yine bir sınıf ayrımı oluşturmakta, daha bilinçli, daha eğitimli, daha sosyokültürel bireylerin araştırma sonuçlarında da görüyoruz bunu. Yaşlanmaktan kaçınma, menopozun olumsuz etkilerinden kaçınma, özellikle yaşlılık kelimesini kullanmama gibi yönelimleri olduğunu görüyoruz. Kadınlık deneyimlerinden yararlanıldığı için fenomenolojik yaklaşım teorik arka plan olarak kullanıldı. Araştırma yöntemi ise feminist metodoloji ve nitel yöntem şeklinde belirlendi. Rastlantısal olmayan bir örneklemden yararlanmak gerekiyordu. Kolaycı örnekleme başvurduk. Bu amaç dışında da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde bir araştırma gerçekleştirildi. Buraya polikliniğe gelen hastalarla 21 gönüllü katılımcıyla derinlemesine görüşmeler yapıldı. Bu bölgenin seçilmesinin sebebi de daha önceden orada bir menopoz kliniğinin var olması ve bireylerin oraya yıllardır rutin kontrolleri için veya işte çeşitli sağlık kontrolleri için gelmesiydi. Medikalizasyonu araştırmak için uygun bir yer olarak seçmiştik. Analiz olarak da betimsel analiz ve temalaştırma yönteminden yararlandık. Bu açıdan da sosyokültürel çerçevede menopozdan sonra kadınlık değişir mi? Bizim araştırmamızın ana sorusunu, temel sorusunu oluşturuyordu ki burada öne çıkan kodlamaları da kısaca bahsedecek olursak doğal bir süreç olarak menopoz, sağlık hastalık bağlamında menopoz, tıbbi yardımdan faydalanma, faydalanmama, kadın bedeninin yine yaşlanma belirtileri veya güzellik ve kadınsı görünüm kaybı, doğurganlık bitişi ve kadın cinselliğindeki değişkenler, yine regl bitişi
önemli bir problem olarak karşımıza çıktı. Yaşlı hissetme ve hissetmeme konusunda da ruhsal değişimlerin yine ön plana çıktığını, özellikle menopozun olgunluk dönemi olarak değerlendirilmesiyle sıkça rastlaştık. Genel olarak 46 ve 72 yaş aralığındaydı katılımcıların yaşları ve iki tane erken menopoza giren katılımcı vardı. En düşük o yüzden 34 yaşında menopoza girmişlerdi. En yüksek de 56 yaşındaydı. Gelirleri 2000 ile 6000 arasında değişkendi ama genel olarak emekli ve ev kadını şeklinde bir katılımcı popülasyonu olduğu için de genel olarak gelir 2000 civarındaydı. Katılımcıların 4'ü doktor kontrolü hormon tedavisi alıyordu. 4 katılımcı da cerrahi yöntemle menopoza girmişlerdi ki bu yine menopoz deneyimlerini farklılaştıran önemli farklı bir etkendir. 2 katılımcı da erken menopoza girmişti. Özellikle tıbbileşen menopoz başlığı altında menopoz deneyiminin tıbbi tedaviye başvurmaya gerektirmediği, gençlik ve güzellik eğitiminde yine tıbbileştirme pratiklerinin ne kadar kullanıldığı, sağlık hastalık bağlamında menopozun nasıl algılandığı, nasıl değerlendirildiği, yine menopozun yaşlanmayla ilişkili olarak hem sosyal rol açısından hem de fiziksel açıdan nasıl değerlendirildiği, sonrası kadın cinselliğinin ve doğurganlık eğitimi ve kadının kaybıyla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği, menopozun anlamlandırılmasıyla ilgili genel olarak adetten kesilmek, statü değişimleri, menopozla ilgili kültürel bakış açıları ve bunların nasıl şekillendiği üzerinde durulduğu için genel bir kadınlık deneyimi olarak menopoz doğal bir süreç, kadın olmanın bir getirisi ve sonucu, kadın olan ve adet gören herkes bunu yaşayacak olarak değerlendirilmişti katılımcılar tarafından. Bu bağlamda katılımcı 21 örneğin pek fark etmemiştim. Bir şey hissetmedim. Normal öyle herkes girdiği gibi ben de yani normal şey yaptım, karşıladım şeklinde değerlendiriyor. Ki katılımcı 21 sosyal sermayesi bakımında daha eğitim seviyesi düşük ve daha ekonomik geliri düşük bir çerçeveden geliyordu. Bu nedenle çok üzerine düşünmediğini ve normal karşıladığını, kabullendiğini dile getiriyordu. Yine katılımcı bir de ilginç bir yorum yapmıştı menopoz hakkında. Yaşlıların ergenliği olarak görüyorum. Menopoza giren atarlı giderli oluyor mesela. Bunalıma sıkıntıya gelemiyor. Kendisini gençlerin de ergenlik çağında böyle bunalımlara girmesiyle ilişkilendirerek yaşlıların ergenliği tanımı enteresandı. Yine katılımcı 15'inde daha üst sosyoekonomik seviyeden gelmesi, sembolik sermayesinin daha yüksek olması nedeniyle menopozu evet doğal bir süreç olarak kabul etti. Ancak menopozun getirdiği olumsuz etkenlerle ciddi anlamda savaşması gerektiği, bunun önemli olduğu ve böylece başarılı bir menopoz dönemi geçirebileceğinden bahsettiğini görüyoruz. Özellikle güzellik ve gençlik kaybı açısından ciddi endişeleri vardı kendisinin. Tabii yaşlanıyorum diye o kaygıyı yaşıyorum. Yüzümde kırışıklıklar hissediyorum. Çünkü menopozla beraber onu da çok hissettim. Yüzümde, suratımda çökmeler çok hissettim. Böyle kollarımda, bacaklarımda sallanmaya başladı kilolu olmamama rağmen şeklindeki yorumlarını görüyoruz. Kadın bedenindeki değişimler ve bunların getirdiği kaygıların bir diğer etkeni kadınsı ve seksüalite görüntünün kaybı. Özellikle o hissiyatın da kaybı. Örneğin katılımcı 9'da evet eşim dalga geçti. Yani ben işte menopoza girmişim deyince o devrem falan dedi. Tabii ki o bizim evde uzun süre gülündü. Bir de acaba tüylenme olur mu diye çok korktum ben. Çünkü bazı insanlarda oluyordu. Şimdilik yok ama olursa üzülürüm. Burada yine hem tüylenmeden korkması, yani daha artık daha az kadınsı görünmekten korkması ve yine eşinin kendisine devrem şeklinde hitap etmesi toplumsal olarak menopozun da zaten nasıl algılandığını biraz
öne sermiş oluyor. Kilo problemi en çok, en sık vurgulanan problemlerden biri. Özellikle katılımcı 2 ve pek çok katılımcı da yine bu şekilde kilo almamak için çok uğraştığını, diyet ve spor yaptığını söylüyordu. Eğer spor yapmazsam bedenimin değişeceğini gördüm. Onun için daha ciddi bir şekilde spora yöneldim. Dolayısıyla formumu koruyorum. Eğer dikkat etmezsem çevremdeki bütün menopozlu kadınlar menopozdan sonra 5-12 arası kilo alıyorlar. Gözlemlerim de o yönde. Onlar gibi olmak için epey gayret sarf ediyorum. Evet, menopozdan sonra kilo alınması sık yaşanan bir durum. Ama bunun bu şekilde takıntı haline getirilmesi de çok sağlıklı bir durum olarak ön plana çıkmıyor aslında. Menopoz sonrasındaki cinsellik aktivitesinde katılımcılar genel olarak cinselliğin değişmediği, menopozun bununla bir ilgisi olmadığı yönünde değerlendiriyorlar. Yine katılımcı 8, belli bir yaştan sonra salgıların azalması, bunun normal olması ama cinselliğe bir etkisi olmadığını dile getiriyor. Ancak menopoz deneyimlerinde eş ve partnerin kadına o dönemdeki yaklaşımın çok önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle cerrahi menopoz etkeninde iki katılımcıda rastladığım önemli bir bulgu vardı. Ameliyatla, yani rahmi ve yumurtalıkları aldırarak menopoza girmiş iki katılımcı vardı. Dört katılımcı vardı ama iki katılımcı özellikle çok yakınmıştı bu durumdan. Ameliyat oldum olalı daha biz hiç birlikte olmadık. O kendisi istemiyor. İstemeyince de ne yapayım? Adama zorla gel bana yap diyemem ki. Tövbe tövbe şeklinde yorumundan da ve daha sonra belirttiği kırgınlığından da bahsediyoruz. Kadınların hiçbiri kendini cinsel açıdan yetersiz hissetmiyor ya da daha az kadın hissetmiyor ama eşlerinin bu açıdan yaklaşımının onları ne kadar kırdığını ve bunun da menopoz deneyiminde ne kadar önemli olduğunu, ki burada da kültürel açıdan menopozun nasıl algılandığını ve menopoz deneyimini nasıl etkilediğini de gördüğümüz bir örnek oluyor. Doğurganlık bitişi genel olarak olumlu bir etken olarak, olumlu bir dönem olarak ele alınmış. Genel olarak katılımcılar doğurganlık bitişi artık cinsel açıdan bir özgürlük sundu. Artık doğum kontrol pratikleri kadına yüklenmiş bir sorumluluk olduğu için korunmak gerekmiyor ve artık daha rahat cinsel birliktelik açısından çok daha güzel bir şey olarak değerlendiriliyordu. Ancak bir iki katılımcıdaysa doğurganlık bitişinin birazcık olumsuz bir anlamı da var. Ne kadar çocuk istemesem de ama artık doğuramayacağımı bilmek tabii biraz şey yani. Hani bizden geçti lafı geldi, hani 45 yaşında bu geldi yorumundan da gördüğümüz gibi, ki kendisi yine çocuk sahibi, katılımcıların hepsi çocuk sahibi, hatta çocuk sahibi oldukları için çocuk doğuramayacak olmanın kendileri için bir problem teşkil etmediğini de dile getirdiler. Ancak bunu yapamayacak olma hissiyatı bir eksiklik olarak yine algılanabiliyor. Yaşlanma ve yaşlılık hissinde ise bedensel bir yaşlanmanın, yani bedensel olarak o genç görüntünün kaybı dışında bir de kendini yaşlı hissetme olayının da yine menopozla beraber yaşandığını görüyoruz. Genellikle menopoz doğrudan yaşlılıkla ilişkilendirilmese de bazı katılımcılar yaşlı kadınların meselesi olarak düşünüyorum diyor menopoz kendileri için sorulduğunda. Bazı katılımcılar menopoz yaşlılık değil ama ben yaşlı hissediyorum diyor. Bazı katılımcılar da ben kendimi yaşlı hissetmiyorum. Menopozda yaşlılıkla alakası olan bir şey değil. Yaşlılık, gençlik insanın kendisiyle alakalı bir şey şeklinde değerlendiriyorlar. Bu da katılımcı 12'nin yorumu biraz ilgimi çekmişti. Kız kardeşim hiç yaşlılığını kabul etmiyor. Kardeşi de yine kendisi gibi bir menopoz süreci geçirmiş. Sıkıntılı olmayan doğal bir menopoz süreci geçirmişler. O da benim gibi menopozu girdi. O da hiçbir şey hissetmiyor. Benim gibi rahatsızlığı yok. O yaşlılığını kabul etmiyor ama ben o zamandan beri yaşlılığımı kabul ediyorum. Ben hep mesela hani ben artık yaşlıyım diyorum ya, kabul etmemek diye değil tabii ki, yaşlandık hani şeklinde yorum yaptığını ve yaşlılıkla ilişkilendirdiğini görüyoruz. Ancak genel eğilim menopozu yaşlılıkla ilişkilendirmeme yönünde.
dolaylı olarak ilişkilendiriyorlar. Özellikle menopoz konusunda yaşlılık tam çok olgunluk dönemi vurgusunun yapıldığını görüyoruz. Olgunluk dönemi karşımıza sık vurgulanan bir kod olarak çıkmıştı yine. Örneğin katılımcı 10 eşiyle yaşadığı böyle sıkıntılı durumlarda, işte eşinin kendisine kilo aldın demesinden çok üzüldüğünü, muzdarip olduğunu söylüyordu. Kendisi de ameliyatla, yani cerrahi menopoza girmişti. Çocukken evleniyorsun, onunla arkadaş oluyorsun. Biraz onun ağırlığı basıyor. Yaşın verdiği herhalde. Yaşın verdiği diyorum ben. Ama ona olgunluk evet. Her şeyin iyisini, kötüsünü, doğrusunu biliyorsun ya artık. Onun için kendini ezdirmemeye çalışıyorsun. Yine katılımcı 10 menopozdan sonra kendisinin daha eşine karşı baskın olduğunu, hatta kendisine erkek gibi kadın oldum şeklinde bir espri de yaptığı olmuştu. Özellikle burada kayınvalide olmak, torun sahibi olmak, artık onlar için sosyal rol açısından biraz daha olgunluğunu kabul etmek, yaşlılığını kabul etmek ve ona yönelik bir rol benimsemek anlamlarına geliyor. Hatta pek çoğu torunlarına baktığını, bunun bir olgunluk olduğunu belirtiyorlar. Ve bunun onların görevleri olduğunu belirtiyorlar ki burada yine kadınlık görevlerinin menopozdan sonra da aslında dönüştüğünü görmekteyiz. Sonuç olarak menopoz kadın yaşamında doğal bir süreç olmakla birlikte yaşlanma ve hastalık dönemi ya da cinsellik kaybıyla doğrudan ilişkili değil. Ancak hem menopoz öncesinde hem de menopoz sırasında çevreden, medyadan, tıbbi hegemonyadan edinilen bu kültürel kodlamalar menopozu yaşam deneyimi içerisinde rutin olarak kontrol edilmesi gereken, baş edilmesi gereken bir süreç olarak bize sunuyor. Özellikle kişinin kendine bakması, kendini bırakmaması, kişinin kendini yaşlı hissetmemesi için çeşitli prosedürlere başvurması, çeşitli şekillerde kendine bakması gerektiği yine sık sık vurgulanıyor. Ve menopozun rutin olarak her sene, yani menopozlu kadınların rutin olarak her sene kontrol edilmeleri gerektiğini hissettiklerini görüyoruz genel olarak sorduğumuzda. Yaptırmayanlar bile, düzenli kontrol ettirmeyenler bile kendilerini sağlık taramalarından, işte kemik yoğunluğu testi, mamografi gibi testlerden düzenli olarak genellikle gidiyorlar bu testlere. Ancak hani gitmeyenler bile evet yapılması gerekiyor, yapılması çok önemli şeklinde bunun kontrol edilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Bu açıdan bir tıbbi tedavi etkenini görüyoruz. Tıbbi tedavi ve hormon kontrolü çok fazla başvurulan bir yöntem değil. Kontrol sadece. Yani hastalıkla ilişkilendirilmesi biraz yine veriler arasında. Menopozla birlikte bedendeki güzellik kaybıyla ilgili kavgalar en çok kilo alımı, daha sonra yaşlanma ve kırışıklıklar şeklinde karşımıza çıkıyor. Estetik kaygılarla baş etmek için de çeşitli işte kremler, spor, hatta uygulamalar, ileride uygulamalar bile düşündüğünü söyleyenler vardı. Güzellikle ve genç görünümle ilgili kayıpların bedensel açıdan yaşlanmayla ilişkilendirilmesi de menopozun yaşlılığa geçiş aşaması olarak algılanmasına neden olan esas etkenlerden birisi. Araştırmacılarımızın göre. Araştırmada kullandığım kaynakça bu şekilde. Bir de kadınlık değişir mi menopozdan sonra sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar Envivo programında bir kelime bulutu oluşturduğumuzda. Özellikle hem çevreden duyulan menopozla ilgili bilgilerin etkisini hem de çevreye karşı geliştirdikleri düşüncelerle menopozu nasıl ifade ettiklerini görüyoruz. Yine kadınlık kelimesinin sık vurgulandığını görüyoruz. Bakımsızlık kelimesinin, baktırması kelimesinin sık vurgulandığını görüyoruz. Değişiyor olduğu, sık kullanıldığını görüyoruz. Düşünüyorum, düşünüyorlar, bittiğini, arkadaşlarım yine dışarısıyla ilgili verilerin ne kadar geldiğini düşünüyoruz. Beden, güzellik,
menopozdan sonra bu kelimelerin sık kullanıldığını görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aslı'ya teşekkür ediyorum. Hem zamanı uydu hem de bu değerli araştırmasını bizimle paylaştığı için. Şimdi sözü Tuğçe'ye bırakıyorum. Tuğçe de bize bugün Demaz Dostu Toplum için Farkındalık Eğitim Programı'nın yerel yönetim çalışanları üzerine etkisinden bahsedecek. Tuğçe, senin de süren 20 dakika. Son bir dakika kala uyuracağım. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim Seda. Öncelikle yani beni bu ödüle gerçekten layık gören, çok klasikleşmiş bir laf belki ama hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü insanın emek verdiği bir şeyin karşılığını alabilmesi, beğenilmek hem de böyle değerli insanlar tarafından, alanda ismi geçen, sözü geçen insanlar tarafından beğenilmek ve takdir edilmek çok değerli. Tekrar çok teşekkür ediyorum onlara. Bugün ben sizlere Demans Dostu Toplum için bir farkındalık eğitim programı tasarımı Muratpaşa Örneği isimli tezime dair burada aktarmak istediğim şeyleri sunacağım. Tabii ki de zaman kısıtlılığından dolayı her şeyi anlatamayacağım ama en azından bir fikrinizin olmasını sağlayacak şekilde sunum yapmaya çalışacağım. Sunumun içeriği ekranda gördüğünüz şekilde gerçekleşecek. Ben öncelikle aslında tezin öyküsüyle başlamak istiyorum. Çünkü bana göre tezin kırılma noktalarından biri başlangıcıydı. Çünkü ben tez konusuna hiçbir şekilde karar veremeyen bir insandım. Ve danışmanım olan Özgür Hoca'ya her hafta gidip hocam ben bir tez konusu buldum diyordum. O da her seferinde beni dinliyordu hiçbir şey söylemeden. Tamam Tuğçe, başka zaman başka bir şey daha düşün deyip beni gönderiyordu. Bir gün yine odasına gittiğimde bana aynı şunu söyledi. Tuğçe, senin için bir tez konusu buldum. Bilen bilir, bu aslında çok riskli bir cümle. Çünkü ya danışmanınızın söylediği tez konusunu seversiniz ve onunla çalışırsınız. Ya da sevmezsiniz ama bunu danışmanınıza nasıl söyleyeceğinizi düşünmeye başlarsınız. Neyse ki benimkisi ilki oldu. Özgür Hoca bana Tuğçe sen eğitim çalışmalısın dediğinde gerçekten evet dedim ya ben eğitim çalışabilirim. Bu benim tezle ilgili gerçekten en büyük şansımdı. Diğer bir şansım da aslında bu tezin yaş dostu kentlere doğru hızla yaşanan bir toplumda yaş dostu çevreler ve hizmetler yaratmak projesinin bir çıktısı olarak gerçekleşmesi oldu. Bu araştırma projesi iki basamaklı bir araştırma projesiydi ve ben iki basamağında da asistan olarak yer alma fırsatı buldum. Bu da aslında benim tezimi ciddi anlamda çok güzel besledi. Bunu da söylemek istiyorum. Bu doğrultuda tezin amacını Demaz Farkındalık Eğitim Programı'nın etkiliğini ölçmek oluşturdu. Peki... Yani şöyle bakacak olursak teorik arka planımda demans ve yaşam boyu öğrenme kavramlarının olduğunu söyleyebilirim. Demans aslında kısaca tanımlamak gerekirse bilişsel işlev bozuklukları olarak söyleyebiliriz. Daha doğrusu bilişsel işlevlerde meydana gelen bozulmaları içeren kronik ve çoğu zaman geri dönüşü olmayan hasarları barındıran bir hastalık. Ve belirlenmesi, tespit edilmesi oldukça güç bir hastalık. Dünyaya baktığımızda gelişmiş ülkelerde demans vakalarının sadece %20 ile 50'si arasının, düşük gelirli ülkelerde ise yaklaşık %10'unun tespit edildiğini görebiliyoruz maalesef. Bu rakamlara rağmen, yani bu kadar az tespit edilebilmesine rağmen 2018 yılı itibariyle dünyada 50 milyon demans hastasının olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakamın 2030 yılında 82 milyon, 2050 yılında ise 152 milyona çıkacağı öngörülüyor. Maalesef ülkemizde ise şu anda biz demans hastalarının sayısını net olarak bilemiyoruz. Sadece 2017 yılında yani yaklaşık artık 4 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir araştırmada Türkiye'deki demans hastalarının yaklaşık 600 bin civarı olduğu düşünülmektedir gibi muallak bir ifade yer alıyor. Aslında bu ufak belirttiğim veriler bile demansın neden çalışılması gereken bir konu olduğunu net bir şekilde bizlere gösteriyor. Ancak burada önemli olan nokta şu, biz demans çalışmalıyız ama demansı nasıl çalışmalıyız? Demans sadece tıbbi boyutuyla çalışılmaması gereken,
sosyal boyutuyla da ele alınması gereken çok boyutlu bir yapı. Çünkü demans sadece demanslı kişiyi etkilemiyor. Demanslı kişinin bakıcısını, onun ailesini, hatta yaşadığı kenti, yaşadığı mahalleyi etkileyen büyük çaplı bir konu. Bu yüzden aslında demansın sosyal yapısalcı bir anlayışla ele alınması, ona dair sorular sorulması, onu anlamaya yönelik ve uygulamaya yönelik sorular sorulması oldukça önemli. Bu anlamda bu sosyal yapısalcı bakış açısının yanı sıra insan hakları perspektifinin de çalışmalara dahil edilmesi ve özellikle demansın kişilik haklarını yok etmediğinin farkına varılması demans çalışmalarında oldukça önemli bana göre. Bu anlamda eğer bir demansla ilgili bir eğitim programı tasarlayacaksam onu kapsayacak bir eğitim arka planını da oluşturmam gerektiğini düşündüğüm için ben bu anlamda da yaşam boyu öğrenme kavramının daha doğru olduğunu düşündüm. Yaşam boyu öğrenme kısaca okul içi ve okul dışındaki bütün etkinlikleri ve insanın bütün ömür boyunca gerçekleştirdiği eğitim ve öğrenme programlarını kapsayan bir bakış açısı. Ancak yaşam boyu öğrenme ile ilgili de çok farklı eleştiriler var. Tarihsel sürecine baktığımız zaman aslında bu kavramın 1972 yılında Fayra raporuyla ortaya çıktığı görülüyor. Ancak 1980 ve sonrasında işte neoliberal politikaların gündeme gelmesiyle birlikte eğitim ve öğrenme faaliyetleri devletin yükümlülüğünden çıkarılarak bireysel bir yükümlülüğe bırakılıyor. Burada devlet sadece öğrenme ortamları ve eğitim ortamları yaratmakla sorumlu tutuluyor. Birey ise bu ortamlardan yararlanmakla sorumlu tutuluyor. Bu da aslında eğitim ve öğrenmede bir takım eşitsizliklere neden oluyor. Ancak son 10 yıl içerisinde yaşam boyu öğrenme kavramı ilk çıktığı zaman, yani 1972 yılında ortaya çıkarılan Fayra raporuna geri bir dönüş sürdürmeye başlıyor. Fayra raporunun da en önemli özelliği hümanist bakış açısı. Bu anlamda da aslında demansla ilgili bir eğitim programı tasarlarken yaşam boyu öğrenmenin daha uygun olacağını düşündüm. Bu tezde de yine 1972 yılında Fayra raporuyla ortaya çıkarılan hümanist bakış açısının ele alındığı yaşam boyu öğrenme kavramı kullanılıyor. Yönteme gelecek olursak ben araştırmada nicel araştırma yöntemi kullandım ve ikinci veri analizi gerçekleştirdim. Biraz önce bahsettiğim yaş dostu kentlere doğru hızla yaşanan bir toplumda yaş dostu çevreler ve hizmetler yaratmak projesiyle ortaya çıkan demans farkındalık eğitim programını uygulayarak programın etkililiğini ölçmeye çalıştım. Ben test sunumunu, savunma sunumunu yaparken maalesef bu program geliştirme sürecinden çok bahsedememiştim. Tabii zaman kısıtlılığından dolayı ve bulgulara ağırlık vermem gerektiği için çok içimde ukde kalmıştı programı anlatmak. Çünkü aynı zamanda programın geliştirilme sürecinde de bizzat yer aldım, o çalışmada da yer aldığım için size bugün biraz program geliştirme sürecinden bahsetmek istiyorum ben açıkçası. İlk önce program geliştirilirken Case ve Kelly'nin oluşturduğu program geliştirmede basamak süreci ele alındı. Bu aslında neden bir program geliştirdiğimizi kendimize sorduğumuz ve buna bulduğumuz yanıtlarla adım adım ilerlediğimiz ve birbiriyle ilişki içerisinde olan bir çember. Yani kısaca biz neden bu programı oluşturmak istiyoruz? Biz kim olarak bu programı oluşturmak istiyoruz, ne yapmak istiyoruz, bu programı kime uygulamak istiyoruz, nasıl uygulamak istiyoruz ve bunlar dahilinde tekrar çember başa dönüyor ve en iyiye ve en uygunu bulana kadar bu tartışmalar devam ediyor. Sonrasında ise Demirel'in 2006 yılında yayınlamış olduğu eğitimde program geliştirme süreci baz alınarak demans farkındalık eğitim programı oluşturulmuş oldu. Burada da aslında odak nokta hedefi belirledikten sonra atılan adımlar, ölçme ve değerlendirme, öğrenme ve öğretme süreci ve kalite kontrol süreci programın tam olarak hazır olup olmadığını bizlere gösterebiliyor. Biraz programın içeriğinden bahsedecek olursak, demans farkındalık eğitim programı toplamda 5 modülden oluşuyor. Bunlar toplumsal cinsiyet, damgalama, demansı fark etmek, belediye hizmetlerinde yaş dostu çevre ve hizmetler anlayışının önemi,
yaş dostu çevreler ve hizmetler bağlamında demans dostu toplum başlıklarını içeriyor. Modüler çalışmanın birkaç kolay yanı var aslında. Örneğin bu modüller hazırlanırken şöyle bir tasarım gerçekleştirildi. Modül 1 ve modül 2 temel modüller. Yani bu modülleri alamayan hiçbir katılımcı diğer modüllerdeki eğitimleri alamıyorlar. Modül 5 ve modül 4 ise daha spesifik içeriklerinden dolayı sadece alan çalışanlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş modüller. Bu bağlamda modüler çalışmanın bir diğer avantajı ise her bir modülü ayrı ayrı uygulayıp ayrı ayrı değerlendirme fırsatı bulmak. Bu bağlamda demans farkındalık eğitim uygulaması Muratpaşa Belediyesi çalışanları üzerinde uygulandı. Zabıta Müdürlüğü'nden 35, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden 21 ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden toplamda 7 kişiye bu eğitim programı uygulanmış oldu. Demans farkındalık eğitim programı değerlendirilirken de Körpatrick'in dörtlü değerlendirme süreci baz alındı. Bu değerlendirme süreçleri sırasıyla tepki, öğrenme, davranış ve sonuç basamaklarını kapsıyor. Ancak davranış ve sonuç basamaklarını ölçmek daha uzun boylamsal araştırmalarda mümkün. Yani verdiğiniz eğitim davranışa dönüştü mü? Bu soruyu üçüncü basamak, yani davranış basamağı ile birlikte çözmeye başlıyoruz. Bu da aslında boylamsal bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılıyor. O yüzden bu tezde sadece tepki ve öğrenme basamaklarında belirtilen ölçme kriterleri kullanıldı. Körpatrick'in de tavsiye ettiği üzere bu bölümde, yani değerlendirme bölümünde ön test son test uygulaması yapıldı. Ön test son test uygulaması için soru kağıtları bilgi, algı, farkındalık başlıkları altında eğitim içeriğinin yeterliliğini ölçmek için tasarlandı. Ve katılımcılara eğitim öncesinde bu soru kağıtları verildi. Daha sonra katılımcılara eğitim uygulandı ve eğitim sonrasında aynı soru kağıtları yeniden katılımcılara verilmiş oldu. Bu doğrultuda katılımcı profili, bilgi, algı, cinsiyet ve çalışılan birim bazında bulgular sunuldu. Modüler eğitim olduğu için ve çok fazla değişken olduğu için aslında çok fazla çıktı var. O yüzden ben burada hepsini sunamayacağım için cinsiyet bazında modüllerin etkinliğini vermek istedim size. Aynı zamanda bunu verirken de aslında çalışılan birim bazında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tek tek modüllere bakacak olursak toplumsal cinsiyet modülü, yani ilk modül hem erkeklerde hem de genelde modülünün hem erkeklerde hem de genelde etkili olduğu görülüyor. Peki burada şu soru akla geliyor. Neden kadın katılımcılar üzerinde bu modül etkili görülmedi, etkili çıkmadı? Çünkü aslında kadın katılımcıların ilk test puanları oldukça yüksekti. Yani aslında kadın katılımcılar zaten toplumsal cinsiyetle ilgili büyük oranda bir farkındalığa sahiplerdi. O yüzden gerçekleştirilen eğitim onlarda bir fark yaratmadı. Damgalama modülü ise her üç birimde de, yani hem kadın hem erkek hem de genelde de bir fark yarattı ve bu anlamda damgalama modülünün her üç alanda da etkili olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Demansı fark etmek modülü ise sadece erkek katılımcılar üzerinde bir fark yarattı. Burada yine aslında şu soru geliyor. Neden kadın katılımcılar üzerinde bir fark yaratamadı bu modül? Bunun sebebi de şu. Programa katılan kadın katılımcıların çok büyük bir çoğunluğu Sosyal İşler ve Yardım Müdürlüğü'nde çalışmaktaydılar ve aslında çalışma süreleri boyunca hem yaşlılarla hem demans hastalarıyla hem de demans hastası olan insanlarla birlikte çalışma fırsatı bulmuşlardı. Bu yüzden ciddi anlamda bir demans farkındalığı geliştirmişlerdi bu kendi çalışmaları esnasında ve ilk puanları da oldukça yüksekti. İlk test puanları da oldukça yüksekti. O yüzden kadın katılımcılar da burada da bir fark yaratamamış olduk. Dördüncü ve beşinci modül biraz önce bahsettiğim gibi
spesifik içeriği olan ve sadece alan çalışanlarına uygulayabileceğimiz bir modüldü. Burada da Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına biz uyguladık ve bu müdürlükte çalışan bütün katılımcılar kadın cinsiyetli katılımcılardı. Bu modüllerin, bu iki modülün de katılımcılar üzerinde etki yarattığı ve modüllerin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak toparlamak gerekirse gerçekleştirilen eğitim programı modülleri yaş ayrımcılığı ile ilgili farkındalık yaratmak, bireysel, kurumsal ve toplumsal damgalamanın önüne geçmek için farkındalık yaratmak, demansı tanımak ve demans çalışmalarının önemini kavramak için fark yaratmak ve yaş dostu çevreler ve hizmetler bağlamında demans dostu bir toplumun ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir farkındalık yaratmak için etkili bir program olarak görülmüştür. Ancak bundan sonrası için yapılacak tabii ki de birçok şey var. Bunlardan ilki oluşturulan bu eğitim programıyla birlikte yaratılan fark hizmetin dönüşmesine etkili olacak mı? İleriye dönük hazırlanan hizmet planlamalarında içerik oluşturulurken demans konusuna ne kadar yer verilecek ve nasıl yer verilecek? Hizmeti alan ve hizmeti sunan arasındaki ilişkide bir fark yaratıldı mı? Gibi sorular sorulmalı ve bu yönde çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmekte. Bu açıdan özellikle yerel yönetimler için benzer eğitim modüllerinin yaygınlaştırılarak uygulanmasının ve uzun süreli etki takibinin yapılmasının alan çalışanlarına ve alan çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmekte. Ben bu projeyi yani projeyi ve tezim süresince çalışırken gerçekten ufak bir eğitimin bile yani kısa süreli bir eğitimin bile çok fark yaratabileceğini bizzat gözlemledim. Hem uygulama aşamasında hem de sonrasında. Yani benim de isteğim şudur ki bunun gibi birçok eğitim programı tasarlansın ve çok daha fazla insana, çok daha fazla çalışana ulaşabilsin. Özellikle yerel yönetimler gibi birebir insanlarla iletişim kuran ve daha hızlı çözümler üretme fırsatı bulan kurumların bu tür eğitimlere önem vermesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da hem bir kez daha burada bunu ifade etme fırsatı tanıdığımız için sizlere son kez teşekkür etmek istiyorum. Ve sözü Seda'ya bırakıyorum. Teşekkürler Tuğçe. Bu değerli araştırman için ve zamanı verimli kullandığın için gayet zamanı iyi kullandık ve yaklaşık bir 20 dakika soru cevap öneri kısmında zamanımız var. Burada sizlerden söz hakkı almak isteyenler varsa bekliyorum. Görmedim. Buyurun İlham Hocam. Teşekkür ederim iki sunum içinde. Çok böyle flash bir kavram olarak yani hiç daha önce karşılaşmadım ama Bourdieu'nun bu bodily capital mı demiştiniz Aslı? Sembolik sermaye. Çok kısaca biraz daha açabilir misiniz? Nedir bu? Normalde Bourdieu'nun sembolik sermayesi sınıflar arasındaki bir ayrım çalışması esasen. Eğitim olsun, işte kendinize kattığınız çeşitli işte diplomalar, eğitimler, çeşitli kültürel şeyler sizi sınıfsal olarak daha yukarıda yapıyor diğerlerine nazaran. Burada da sağlığın medikalize edilmesi bağlamında daha sağlıklı olmak, daha genç olmak, daha güzel, daha bakımlı görünmek yine sizi toplumda kültürel sermaye olarak daha yukarıda bir yerde tuttuğu için hem diğer insanlardan kendinizi daha yukarıda görüyorsunuz, hatta kültürel sermayesi yüksek olan bireylerde İşte görüyorum çok bilinçsizler, görüyorum çok kilo alıyorlar, görüyorum şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar şeklinde yorumları görmüştüm. Hem de ciddi anlamda bu sağlık konusunun da yine yeni bir paradigma olarak ciddi anlamda sık sık kullanıldığını görmekteyiz.
Burada da sembolik sermaye içerisinde tartışıldığını feminist çalışmalarda görünce ben de çok şaşırmıştım. Hem de çok dikkatimi çekmişti ama bir yandan da hani evet gerçekten böyle ve ben de hiç düşünmemiştim yani bu kavramı. Ya bir anlamda ödünç alınmış bir kavram Bourdieu'da. Tabii. Normalde Bourdieu'nun bu konuda yaptığı bir çalışma yok. Feminist çalışmalar yine Foucault'un da öyle yok aslında. Ama feminist yazımda bu temel kavramlardan, teorilerden yararlanarak bunu anlamlandırmaya çalışıyorlar. Çok teşekkürler. Söz hakkı isteyen. Ben bir Tuğçe'ye bir şey sorabilir miyim? Tabii ki hocam. Şimdi bu demansla ilgili tabii yerel yönetimlerin yani yapacağı şeyler, merkezi hükümetin yapacağı şeyler var ama bir taraftan da medya boyutu da var. Özellikle sosyal medyada buna ilişkin çok sayıda paylaşımlarla karşılaşıyoruz. Bu hafıza, işte hatırlama, işte beyin jimnastiği vesaire gibi. Bunlara ilişkin ne tür bir şey var, algı var? Yapmış olduğun yerel yönetimlerdeki hem uzmanlar olsun hem görüşme yaptığın kişiler olsun. Bunların bir karşılığı var mı? Bu dediğimiz hedef kitlede. Yani hocam teşekkür ederim önce soru için. Şöyle de söyleyebilirim. Aslında hani sosyal medya olsun veya normalde artık dizilerde de görmeye başlıyoruz. İşte demans hastalarını konu alan diziler bile çekildi. Bir dizi çekildi. Haluk Bilginer'in oynadığı bir dizi. Ama ben izleyemedim. Mesela biraz konuyu fazla bildiğiniz zaman bu tür şeyleri izleyemiyorsunuz. Çünkü aslında o dikkat çekmek için yapılmış ve biraz daha popülist söylemler içeriyor. Bu anlamda da dediğiniz gibi çok fazla popülist söylem var. Örneğin işte bir gün gazeteyi açtığınızda işte ceviz yemek çok iyi geliyormuş demansa. Bir gün işte bulmaca çözmek çok iyi geliyormuş. Haber değeri olan bir konu olduğu için çok fazla şey de söz konusu. Ancak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani demansı önleyen net bir şey, bir yiyecek veya herhangi bir şeyin varlığı henüz bulunamadı. Yani henüz öyle bir söylem yok. İşte şunu yaparsak korunuruz gibi. Ancak bu konuyla ilgili söylenebilecek en iyi şey sosyal ilişkilerin varlığının ve sosyal olmanın, kendine iyi bakmanın her anlamda her hastalığı engelleyeceği gibi demansa karşı da önlem almada faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Ya yani bunlar çerçevesinde katılımcılar da özellikle benzer şeyler biliyorlardı. Yani biz ne kadar biliyorsak ya konunun dışında olan insanlar demansla ilgili ne kadar bilgi biliyorlarsa onlar da öyle biliyorlardı. Tabii sosyal işlerde çalışanları tenzih ederek, onları çıkararak söylüyorum. Ve özellikle insanlar kendi çevrelerindeki deneyimlerle tanımlıyorlar demansı. Örneğin yakın çevresinde demans hastası varsa bir kişinin demansa dair bilgisinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama yakın çevresinde veya çevresinde herhangi bir demans hastası yoksa kişinin demansla ilgili bilgisinin sadece duymayla ilgili veya televizyonda gördüğü, sosyal medyada gördüğü şeylerle ilgili olduğunu görebiliyoruz. Aslında bu konuyla ilgili net bir şey yok, net bir düşünce yok. Teşekkür ederim. Bir sorun da Aslı'ya olacak. Yine benzer bir şekilde televizyonlarda çok sayıda sağlık programları var. Bunların bir kısmı öğle vakitlerinde biz işte olduğumuz için çok göremiyoruz. Bazen akşama doğru da olabiliyor. Bunlar belli hastalıklar üzerinden işte daha çok reklam amaçlı da olsa da bile uzman bir doktorun konuştuğu ve işte izleyicilerden gelen soruların cevaplandığı şekliyle olan programlar. Burada da yine kadın sağlığı, menopozla ilgili bir sürü programlar var. Ben bir iki tanesine denk gelmiştim. Onların bir o grup içerisinde karşılığı var mı? Yani oraları takip ediyorlar mı? Yani tıbbın, hastanenin, doktorun dediğiyle medyadaki bir konuşan doktorun söylediği anlamında bir farklılık var mı? Bu konuya ilişkin gözlemlerin nelerdir, o yaptığın görüşmelerde buna ilişkin bir şeyler var mı? Bizimle paylaşır mısın? Teşekkür ederim. Genel olarak
Katılımcılara menopoz hakkında bilgi edindiniz mi? Menopozdan önce veya sonrasında bir araştırma yaptınız mı şeklinde sorular yönelttim. Genel eğilim tabii ki araştırılmadığı yönündeydi. Yani çevreden duydukları yönündeydi. Televizyonda denk geldilerse bana çok fazla aktarmadılar. Yani televizyonda denk geldik veya televizyonda gördük diye. Bir tane katılımcı ciddi anlamda menopozu çok sıkıntılı geçiriyordu. O da kültürel sermayesi yüksekti ve hormon tedavisi de alıyordu. Bu katılımcı ciddi anlamda böyle araştırıp makaleleri okumuştu. İşte literatür taramış, makale okumuş, hatta pek çok tıbbi terimi biliyordu. Hatta bazı katılımcılar, yine benzer bazı katılımcılar ciddi anlamda tıbbi terimler kullanıyorlardı. Ama onun dışında menopoz üzerine pek düşünmemişlerdi açıkçası ben soru yöneltene kadar. Hani ben yönelttikten sonra hatta biraz açılmaya, düşünmeye, aa evet dediğin doğru, öyle şeyler olabiliyor şeklinde düşündükleri zaman bir şeyler ortaya çıkmaya başlamıştı. Genel olarak yani nereden, çevreden edindikleri bilgileri nereden öğrendiklerini durumda, işte kendi annesinden, teyzesinden, komşusundan, arkadaş grubundan, bunlardan edindikleri bilgiler söz konusuydu. Ben teşekkür ederim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şey, görünmediğim için el kaldıramıyorum, çok özür dileyerek. Tabii ki hocam, buyurun. Tuğçe ve Aslı, ikinizi de tebrik ediyorum. Çok çok iyi çalışmalardı gerçekten de. Tuğçe'ye bir şey sormak istiyorum. Bu eğitim programının sonuçlarını değerlendirirken, işte bu modüler, her bir modülün nasıl olduğu, kimi nasıl etkilediği falan, hiç şeye bakmak aklınıza geldi mi, akıllarına geldi mi, programı düzenleyenlerin, eğiticileri ne kadar değiştirmiş olduğu? Çünkü söylediniz ya, sahada çalışan insanlar oldukları için bazı konularda farkındalıkları yüksek ve programı değiştirecek kadar, modüllerin içeriğini tekrar gözden geçirmeye sebep olacak kadar bir şey, bir değişikliğe bile bazen neden olabiliyor bu tür eğitimlerde. Ben de çok uzun yıllar böyle eğiticilik yaptığım için biliyorum. Hep içeriği değiştirmemiz gerekirdi. Burada öyle bir şey oldu mu acaba? Ya da hiç bakıldı mı? Eğiticiler fikirlerini değiştirdiler mi bu şeyin sonunda, eğitimin sonunda? Merhaba hocam, teşekkür ederim soru için. Ben şunu söyleyeyim. Ben uygulayıcılardan biriydim. Yani eğitim veren kişiydim aslında bu ekibe. Sadece ben eğitim verdim 5 modülü de. Kendi tezimdeki, yani 63 kişiye de eğitimi ben verdim. Bana göre, yani benim düşüncemi soracak olursanız, hani ilk 2 modül, evet, zorunlu modüller olduğu için herkesi kapsayacak seviyede tasarlandığı için bence değiştirilmesine gerek yok. Ancak 3. modülden itibaren eğer alan çalışanlarına uyguluyorsak bir değişiklik yaratabiliriz. Yani 4. ve 5. modül, evet, alan çalışanları için etkili görüldü. Çünkü daha özellikli şeyler anlatıldı ve sorgulandı. Ama 3. modül yine herkes için tasarlanan bir modül olduğu için onlarda fark yaratmadı. Bu anlamda aslında yapılan çalışmayla bence 3. modül, eğer alan çalışanlarına uygulanacaksa, biraz daha spesifik hale getirilebilir. Bu anlamda normal alan dışı çalışanlar ve alan içi çalışanlar 3. modülde ayrılabilir diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Umarım yanıtlayabilmişimdir. Ben de bir şey sorabilir miyim acaba? Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, sesiniz geliyor. Tamam. Öncelikle ben de iki adayı da tebrik etmek istiyorum. Hem Merve'yi hem Tuğçe'yi. Danışmanlarını da tebrik etmek istiyorum. Nurşen Hoca ve Özgür Hoca'yı. Yani hakikaten bir başlangıçtan son noktaya kadar adayların elini hiç bırakmamışlar ve çok güzel iki çalışma ortaya çıkmış. Ben iki çalışmanın da çok özgün olduğunu düşündüm değerlendirirken. Yani tıbbileşen bir alandan örneğin menopoza Aslı'nın bakması, bir sosyal açıdan yaklaşması çok kıymetli geldi. Gene Tuğçe'lere de vardı, Aslı'da da vardı.
toplumsal cinsiyet ana akımlaştırması, yani özne deneyimlerine yer verilmesi, bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aslında özellikle yani böyle bir şey de vardı, deneyimin hani hem olumsuz yönleriyle ele almak ama bir taraftan kayıplar ve kazanımlar gibi bir diyalektik bir biçimde de sunması bana kıymetli geldi. Yani bu tezler aslında yaşlanma çalışmalarının yanı sıra ne kadar alanı disipliner orası olduğunu da gösteriyor. Kadın çalışmalarına da girdi sağlıyor. Keza kentsel dönüşümlerle ilgili, mekanla ilgili disiplinlere de girdi sağlıyor. Ben yani onun için iki adayı da kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Aslı'ya bir küçük sorum olacak. Şimdi kırsalda bu menopoz deneyimleri kadını biraz böyle toplumsal tehdit olmaktan çıkartır. Yani daha o hani erkeklerin girebildiği alanlara girebilir, karar verme mekanizmalarına katılabilir vesaire. Sizin hani örneklemeniz daha kent üzerinden gidiyor. Acaba kentli kadınlar açısından da böyle bir güçlenme diyebilir miyiz, söz edebilir miyiz? Yani bir başka bir yere taşıması, hani medyanın bir takım dayatmaları var diyelim, güzellik algısı, yaşlanma, kırışıklık vesaire falan, ama onun ötesinde de başka bir ilişki biçimine de giriyor kadınlar. Yaşamla, çevreleriyle daha sözleri dinlenebiliyor mu? Yani yoksa kentli kadınlar böyle bu menopozun medya şeyinin altında mı, etkisinin altında mı daha çok? Bir onu merak ettim, onu bir size sormak istedim. Tuğçe'ye de acaba yaygınlaştırma politikaları neler olabilir bu tezden? Nasıl sosyal politika ayağı daha güçlendirilebilir, ne düşünüyor? Onu sormak istedim. İkinizi de candan kutluyorum. Başarılarınızı diliyorum. Ben çok teşekkür ederim değerli yorumlar ve sorular için. Evet, kırsaldan çok fazla katılımcı yoktu. Genel olarak da menopoz üzerine çok düşünmemişlerdi. Kırsaldan gelen bir katılımcı vardı. O da işte ne olacak bilmiyorum. Menopoz hakkında bir şey bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Daha çok yeni yeni giriyordu. Ve doktor ne derse onu yapacağız. İşte doktor ne derse ona bakacağız şeklinde. Kendisinin hiçbir bilgisi olmadığından bahsediyordu. Sürekli bunu vurguluyordu. Van'dan Antalya'ya göçmüş bir tane katılımcı vardı. Kendisi özellikle sosyal rollerin değiştiğini çok vurgulamıştı. Yine sunumda da bahsettim. Artık işte kayınvalide oluyorsun, artık anne oluyorsun, torun sahibi oluyorsun, gelinlerin oluyor. Buna yönelik daha bir olgun davranman gerekiyor diyordu. Bir de bunu bu sunumda çok bahsedemedim ama esasen regil bitişi çalışmada çok fazla vurgulanan şeylerden biriydi. Regil bitişi hem bir temizlik, hem bir kurtuluş, hem de bir yandan kadına özgürlük sağlıyor aslında. Ciddi anlamda regilin ne kadar sosyal hayata çıkmada sorun oluşturduğu, işte giyimde, kuşamda, topluma girmede. O katılımcı demişti ki işte menopozdan sonra evet rahatladım. Toplum içerisinde pek çıkamıyordum. Özgüvenim yoktu. Menopozdan sonra özgüvenim geldi. Hatta erkek gibi kadın oldum. Eşime daha çok genellikle cevap vermeye başladım. Daha bir olgun olmaya başladım şeklinde yorumları vardı. Ama bu şekilde yani bundan bahsedemem. İşte eşinizle ilişkileriniz değişti mi, çocuklarınızla ilişkileriniz değişti mi? Veya işte sosyal rolleriniz, dolaylı olarak sosyal rollerinin değiştiğini sormaya çalıştım. Bundan çok bahsetmiyorlardı. Genellikle aynı, bir değişim yok şeklinde yorum yapıyorlardı. O dediğiniz kavramı evet ben de okudum. Hani dediğiniz kavramı ben de okudum. Ciddi anlamda önemli bir şey. Özellikle antropolojik çalışmalarda kadın menopozdan sonra artık bir anne olduğu için, bu da işte yaşlı, büyük ve olgun olma, artık sözü dinlenir olma
rolünden kaynaklanıyor. Bu açıdan bazı doneler var ama çok fazla sayıda yorum yapan olmadı. Genel olarak daha anaç olduklarını, daha çok çocuklarıyla ilgilendiklerini, işte eskiden onlarla kentli kadınlar oldukları için, genelde çalıştıkları için eskiden onlarla ilgilenemediklerini veya ev hanımılarsa artık torunlarına baktıklarını, çocuklara bakmak bitti. Artık işte anneanne oldum, babaanne oldum, torunlara bakma zamanı geldi şeklinde. Sosyal rollerde yine yardımcı ve kadın rollerine girdiklerini görüyoruz. Bilmiyorum, cevap verebildim mi bu açıdan? Yani üzerinde düşünüyoruz tartışmanın. Teşekkür ederim. Görüşünüzü merak ettim. Ben teşekkür ederim. Ben de şöyle bir cevap vereyim. Aslında bana göre demansla mücadele edebilmek için yapılması gereken en önemli ve ilk şey ulusal bir demans programı oluşturmak. Yani demans planı oluşturmak daha doğrusu, ama bu tabii bizim yapabileceğimiz boyutta bir şey değil. Ve maalesef ki ülkemizde yaşlanma sorununa nasıl böyle yokmuş gibi davranıyorsak, demans konusunda da yokmuş gibi davranıyoruz ama çok yakın zamanda bunun acısını çekeceğiz gibi görünüyor istatistiklere baktığımızda. Bireysel olarak da hani ne yapmak istediğime gelirsek, aslında benim hayallerimden biri de bu programın biraz daha özelleştirilmesi ve aslında bu programı farklı insanların da uygulayabilmesi. Yani sadece bana veya işte benim gibi arkadaşlarıma bağlı olmadan da insanlar bu programları alıp uygulayabilmeli. Aslında bizim Özgür Hoca'yla da konuştuğumuz ve Özgür Hoca'nın da hayallerinden biriydi. Yani bu bir program olsun ve insanlar bunu alsınlar, uygulayabilsinler ve biz bu aşamada onlara danışmanlık sunalım. Bu program nasıl uygulanabilir? Onlara eğitimler verelim gerekirse. Yani programı uygulama eğitimleri verelim veya isteyene olursa bu programı biz onlara uygulayalım. Uzun vadede aslında böyle bir hedefi mantıklı buluyorum ben. Onun dışında dediğim gibi tez konusunu seven şanslı bir insan olduğum için doktorada da yine ben eğitim ve demans konusuna devam etmek istiyorum. O yüzden hani uzun vadede daha detaylı olarak bunu çalışmak da çok mantıklı geliyor bana. Tabii o daha uzun vadeli bir plan. Ama şu anlamda bence çok önemli. Evet, belki ülkeye ulaşamayabiliriz, ülke geneline ulaşamayabiliriz veya büyük politikalara vesile olabiliriz sadece. Ama dediğim gibi yerel yönetimler bu konuda çok önemli. Çünkü onlara birebir bağımız çok daha fazla. Onlarla çalışmak çok daha kolay ulusal boyutta çalışmaktan. O yüzden yerel yönetimler neden ilk adım olmasın diye düşünüyorum ben açıkçası. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tuğçe, chatte bir de bir soru daha var sana. İlhami Hoca'dan. Seslendirebilirim görmediysen. Belki çalışma alanın bu soruyu kapsamıyordu ama genel bilgi olarak acaba Kırva kentte demans hastalarına yönelik farklı davranışlar var mı? Varsa en önemli farklılıklar ne veya neler? Özelden yazdım İlhami Hoca ama buradan da hani soruyu cevaplayayım. Şöyle ki aslında yani bununla ilgili söyleyebileceğim hani hiçbir bilimsel veri yok. Sadece gözleme dayalı bir şey söyleyebilirim. O yüzden aslında söylediğim şey bilimsel bir veri olmayacak. Sadece benim gözlemimi söyleyecek olursam aslında kırsalda demans hastalığı daha normalleştirilmiş. Yani zaten yaşı geldi onun. Bu yaşta zaten akıl gidip gelir gibi söylemlerle karşılaşıyorum. İşte yaptığımız çalışmalarda veya birebir gözlemlerimizde olsun. O yüzden aslında bence kırsalda daha normalleşmiş bu süreç. Zaten yaşlılıkla birlikte olağan bir durum demans ve bu kabul edilmiş, o şekilde yaşamaya başlanmış. Bunun dışında yapılan işte araştırmalarda veya saha gözlemlerinde demans hastalarının kırsalda çok daha zor durumda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü
eğer sağlık işte kuruluşlarına ulaşımda sıkıntı yaşıyorlarsa veya onlara bakım verecek kimseleri yoksa, aile üyeleri köyü terk etmişse ve onlara ciddi bakım verebilecek kişiler yoksa, kırsaldaki insanlar bu süreci daha zorlu bir şekilde atlatabiliyorlar. Ama dediğim gibi bunlar benim sadece kişisel gözlemlerim ya da sahaya çıktığımda karşılaştığım örnekler. O yüzden tam bilimsel bir cevap veremeyeceğim maalesef bu konuya. Bir de İlhami Hoca şöyle bir şey yazmış, ben onu da okuyayım. Aslında Türkiye sanırım bu sizin sorduğunuz soruyla ilgili hocam. Yani neler yapılabilir programla daha ilerleyen zamanlarda diye. Aslında Türkiye Belediyeler Birliği iyi bir araç olabilir bu programın yaygınlaştırılması için demiş o da. Yani bana göre de gerçekten belediyelerle çalışmak şu aşamada bizim için en ulaşılabilir yol olarak görünüyor. Teşekkür ederim. Seda'nın hoca bir söz istiyor Seda. Hareket yapıyorum. arka plandan dolayı göremedim hocam. Oysa arkasında Göksel'in hocanın arkasında bir güç şeyi var. Sembolü de var yani. Evet. Ben de buradan kültürel sermayemi yükselterek imajları kullanıyorum arkamda. Benim de aslında Aslı'ya da Tuğçe'ye de sorum var. Aslında Tuğçe'ye sorulara cevap verildi. Ben de onu ne diyeyim altını highlight daha da çizmek açısından. Aslı'ya şöyle bir şey. Ben mimarlık konularım icabı çalışma çevreleri, workplaces onlara bakıyorum. Ve ben bu sene bir konferansında yeni çalışma ortamlarındaki trendler diye. Covid'le birlikte gelen trendler vardı ama onun da ötesinde Covid geçtikten sonraki trendlerle de ilgili konuşurken çalışma hayatında menopoz konu eden İngiltere'den bir araştırmacı vardı. Çoğunluğu o kongreye katılan erkeklerdi ama büyük ilgiyle dinlendiğini biliyorum. Hatta senin konuşma yaparken Harvard Business Review'da 24 Şubat 2020 sayısında da artık ofislerde de menopozu konuşma zamanımız geldi deyip diyor ki 45 ve 55 yaş arasındaki kadınların diyor hayatlarındaki kariyerlerinin en önemli noktasında kesişiyor aslında diyor menopozlu olgusu ve biz bunu diyor ofislerde ve bir de ilk başlarken de diyor ki bu bir biyolojik dönüşümdür diyor ama diyor ofis ortamının içinde biz bunu mekanlarda mı, iş işleyişinde mi ve hatta bir noktaya geliyor orada da işte Tuğçe ile kesişiyor. Bunun da diyor bir eğitim programına ihtiyacı var diyor. Bir kadınların ama bir de aynı zamanda o toplumu, çalışma ortamını paylaştıkları erkeklerle birlikte diyor. Biraz bana bu da Tuğçe'nin bulgularından farkındalıkla ilgili kısımlarda zaten onlar ilk testte farkındaydılardı. İkinci testte fark yaratmamasının sebebi onlar bilgiliydi. Ben o zaman tersine bakıyorum. Neden erkekler bilgisiz? Çünkü o konular kadınlara yönelik işte. Menopoz kliniği. Hiç menopoz kliniğe giden bir erkek duydunuz mu? Duyamam. Yani eşiyle bile gideceğini sanmıyorum bir erkeğin. O sebepten dolayı bu medikalleşince medikal olan şey de özeldir. Tamam mı? Yani o bilgiler de özeldir ve girilmez. Private. Ama sosyal alana atıldığında tabii ki de insanın medikal verileri kendisine özel. Ama bunu sosyal tartışmaya açtığımızda daha büyük bir kapsayıcılık ortaya çıkıyor. İnsanların bundan neden bir kız çocuğu bu süreci önceden bilmesin? Kentsel dönüşüm gibi aslında. Sürecin başını bilmeliyiz ki neler beklediğini de ve böyle hurafelere yumurta kapıya dayandığında bunun medikal olarak kabul edip işte hormon tedavisi şu bu ilaçla yöneteceğimiz bir hastalık gibi ele alma konusu. Veya tam tersi bir erkeğin de bunun neleri getirebileceğinin bilgisi gibi. Yani iki aşamalı. Burada sen de Tuğçe gibi bir eğitim gibi bir şey düşünür müsün? Bu anlayış için sadece kliniklere bırakmadan hastanelerin içindeki. Böyle bir öneride bulunur musun? Böyle bir evet. Öneri bulunur için. Evet tabii ki olması gereken bir şey. Çünkü kadınlar bile o dönemin üzerine hiç düşünmüyorlar. Daha önce çeşitli işte kendi hayatlarıyla ilgili hayat telaşı, çoluk çocuk derken ben bunun üzerine hiç düşünmemiştim ki diyor çoğu. Hatta menopoz sürecini bile deneyimlerken
O yüzden hiç düşünmedim. Oğlum evlenmişti o dönemde. İşte geçti gitti bir şekilde şeklinde düşünüyorlar ve daha sonra rutin kontrollere gidiyorlar. İşte bu rutin kontrollere eşleriyle gelen kadınlara rastladım, eşleriyle bazıları gelmişti ama işte sonuç bekliyorlardı. Sağlık problemi çıkacak mı çıkmayacak mı şeklinde. O yüzden eşleriyle gelmişlerdi. Genel olarak bu korkuyla doktora gidiyorlar. Onun için de çok fazla gitmiyorlar zaten ama rutin kontrollerini sıkça yaptırıyorlar. Onun dışında evet bir farkındalık oluşması gerekiyor ama biraz da bu konu tabu. Özellikle cinsellik ve doğurganlık bitişi konuları biraz fazlasıyla tabu olarak karşımıza çıkıyor. Ya benim önerim evet biraz öncelikle erkeklerin bilinçlendirilmesi, özellikle eşi olan ve orta yaş üzerinde eşi olan, menopoz sürecine giren bir eşi olan erkeğin bence menopoz konusunda biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konuda bir eğitim evet güzel olurdu ama ben yapabilir miyim? Neden olmasın? Belki Tuğçe'den sürekli eğitim veya yaşam boyu eğitim anlamında, ama ben burada tek tipleştirmiyorum. Erkeklere eğitim gibi değil de daha kapsayıcı, bütün aileyi kapsayan, ama her tabii ne diyeyim, gelişimsel seviyeye göre de herkese uygun olabilecek bir eğitim anlamında düşünmüştüm. Ben daha çok tek cinse değildi. O anlamda belki Tuğçe bize bir şeyler söyler. Bu arada sana sorulan sorularda yaygınlaştırılması nasıl olurdan öte şunu merak etmiştik Tuğçe. Sen şimdi eğitimcilerin ne kadar farkında, eğitimci demişim, belediye çalışanların ne kadar farkındalıklı olduğunu ve bu konularda aslında programlarını nasıl çeşitlendirebileceklerini öneriler getirmiştin aslında eğitimle, ama burada sonuç olarak bu eğitimi aldıktan sonra onların mesela işte bu bakımı veren veya bu takım programları oluşturan kişilerin programlarına geri dönüp ya ben bu çalışmayı değil de yeni şunları da öğrendim, böyle bir şey dahil etsem, yeni bir program oluştursam da daha bu farkındalığımla yaptığım çalışmada bir değişiklik yaratacağım diye gördüğün, hiç izlediğin oldu mu? Belki o dataları topladıktan sonra birisi seni telefonla arayıp ay çok memnun oldum bundan, biz de böyle 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 bir şeyler yapmaya başladık artık gibi bir bilgilendirme edindin mi? Şey değil mi Gökseren Hocam? Ben de soracaktım tam ona, burada eklemiş olayım. Yani bir hizmet acaba geliştirdiler mi? Geliştirildi mi? Eğitim alanlar içinden bu anlamda bir farkındalık etkisi oldu mu? Şöyle cevap vereyim. Yani bana böyle bir geri dönüş yapılmadı. Ancak yani yaptık diye böyle bir söylemde bulunulmadı. Ancak şöyle bir şey oldu. Yani bence uygulama esnasında değil de, yani kişilerin belki iş yaşantıları ile ilgili değil ama özellikle bireysel hayatları ile ilgili bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Çünkü eğitim sonunda insanlar işte ya benim annem de şöyle şöyle demek ki böyle hissediyormuş veya bizim komşumuzda böyle bir şey vardı, biz ona böyle davranıyorduk, demek ki aslında böyle davranmamalıymışız gibi bireysel hayatlarında ilk etkinin oluştuğunu gözlemledim ben. Ki aslında bu farkındalık eğitimlerinin ilk adımıdır. Zaten kişilerin bireysel hayatlarındaki bir şeyi değiştirmek. Dediğim gibi insanların iş hayatındaki tutumları değişti mi? Yani bu farkındalık bir davranışa dönüştü mü? Bu aslında daha uzun vadeli, işte boylamsal çalışmalarla belki de takip edilmesi gereken bir süreç. O yüzden resmi anlamda bir şey yaptıklarını bilmiyorum, yaptılarsa da. Ama bireysel hayatlarıyla ilgili değişimler olduğunu eğitim süresince de fark ettim. Çünkü modülleri aynı insanlara uyguladığımız ve belli bir süre geçtiği için, örneğin ilk modülü uyguladıktan sonra son modülü 4 hafta sonra uyguladım ve aslında o ilk modülde edindiği bilgiyi kişi o 4 hafta boyunca kendi hayatına adapte etmeye başladı ve işte 3 hafta sonra gelip bana ya şöyle bir şeyle karşılaştım, sizin dediğiniz şey aklıma geldi gibi söylemlerde bireysel olarak bulunan katılımcılar oldu. Çok iyi, çok iyi. Belki burada tam İlhami Hoca'nın söylediği gibi Türkiye Belediyeler Birliği eğitimcinin eğitimi anlamında bir vizyona sahiplerse tam da o nokta. Çünkü belediye kendi içindeki eğitimi burada yapıyor.
bu anlamda da buraya katılan insanlar bir kendileri de böyle bir program yapacaksa buradan ilk nasıl yaparız, know-how'u öğrendikleri bir yer. Ben bile bu pandemi döneminde hocalara da açık oldum. Normalde olmuyor bize ama bir böyle bir fona nasıl başvurulur diye bir çalışmada tamamen belediyeye yönelikti ama ben de takip ettim ve gerçekten de sorulan soruları da gördüğümde oraya katılan insanlar aslında buradan öğrendiklerini alıp bir hizmet üreteceklerdi ve hatta dersin sonunda da böyle bir ödev verildi bize. Bir hizmet tasarımı yapın diye sonuçta ve belediyedekiler tabii ki de şanslıydı. Ben de eğitimci olarak kasbelkader bir şey önerdim erişilebilirlikle ilgili, erişilebilirlik eğitimiyle ilgili ama hani bunu görebiliyorum ve hatta oralara kadar inebilirse senin arkandan belki bu senin inisiyatifin de olabilir bir takım oluşturarak Belediyeler Birliği'ne yönelik bir çalışma yapıp aslında bunun ötesi bir çalışma önerdiğinizi artık program inşa etme, hizmet inşa etme için ne yapılabilir? Farkındalık bu birincisiydi. Şimdi farkındayız ve uygulamak istiyoruz. İkinci aşaması. Üçüncüsü bunu yönetimlerde göreceğiz ve test edeceğiz. Dördüncüsü terslikler varsa tekrar başa dönüp programı revize edeceğiz gibi kademeli. Bir şey eklemek istiyorum. Biz programı aslında Özgür Hoca'yla konuşurken yani tasarlarken kafamızdaki şeylerden biri de bir workshop yapmaktı. Yani eğitimin sonucunda bir workshop yaparak çünkü insan öğrendiği şeyi en iyi uygularken tekrar edebilir veya çıktısını aslında en iyi o şekilde görebiliriz. Hani bir workshop yapıp örneğin şimdi aklımdan ilk geçeni söylüyorum. Kendi yaşadığınız mahalle için ufak bir demans planlaması yapın gibi. Çok ufak yani. Şu an ilk aklıma geleni söylüyorum. Böyle ufak proje çalışmalarıyla aslında verilen eğitimin karşılığını nasıl aldığınızı çok daha verimli şekilde görebiliyorsunuz. Yani bizim hayallerimizden biri buydu aslında workshop yapabilmek ama işte çeşitli zaman kısıtlılıklarından dolayı bunu gerçekleştiremedik. Uzun vadede gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum ben de sizin dediğiniz gibi. Biz bu eğitim programında da aslında ona çok az da olsa değinme fırsatı bulabildik. Dördüncü ve beşinci modül dediğim daha işte alan çalışanlarına yönelik olarak geliştirilen modüllerde aslında belediyelerde ve işte alan çalışanlarının nasıl birer program geliştirebileceği veya işte nasıl çalışmalar yürütebileceğine dair dünyadan örnekleri sunarak ve çeşitli ilk adımları anlatarak bunu yapmaya çalıştık ama dediğim gibi uygulama her zaman öğrenmenin daha güçlü bir yoludur. O yüzden kesinlikle katılıyorum size bu konuda. Ben şeyi eklemek istemiştim. Hem Göksel'in hocanın hem Ayşe hocanın sorusu kapsamında bir de İlhami Hoca'nın da vurgusu vardı yaygınlaştırmayla ilgili. Şimdi biz Gökbük'te sürdürdüğümüz, Gökbük Yaşlılık Araştırması kapsamında sürdürdüğümüz çalışmalar içinde bir Age Lab kuruyoruz aslında. Biliyorsunuz onun şeyleri devam ediyor. Çalışmaları devam ediyor. Bir yaş laboratuvarıydı bu. Aslında temel hedef şuydu. Burası yani bir klinik laboratuvar değil. Tam tersine bir sosyal laboratuvar olacaktı. Ve motivasyonumuz da bu tip yaygınlaştırma çalışmalarını yani işte tezlerde üretilen veya araştırmalarda üretilen bu tip modelleri, hizmet modellerini nasıl yaygınlaştırabiliriz sorusu da aslında bu H-Lab'in yapacağı işlerden birisi olacaktı. Gökbük'te bizim bir küçük arazimiz de var bu laboratuvarı kurmak için aldığımız. Nitekim işte bu çalışmalar kapsamında Göksel'in hocayla da oranın mimari projesiyle ilgili epey düşünüyoruz yani halen. Şeyimiz devam ediyor yani ne olabilir, nasıl olabilirle ilgili. Daha sonrasında yine Lund Üniversitesi Rolf-Wolenberg Enstitüsü'nün kent laboratuvarları tabii Türkiye'de olabilir mi üzerine kafa yormaya başladık. Nitekim benim anladığım kadarıyla artık yani üniversiteler yani şu konjonktürde, Türkiye'nin şu içinde bulunduğu konjonktürde üniversiteler kentlerdeki bu hızlı dönüşüme şey yapamıyorlar. Yani çok hızlı adapte olup buraya ilişkin yaygınlaştırmayla ilgili yeni fikirler üretip bunları uygulamayla ilgili esnek davranamıyorlar. Daha esnek olabilecek ve aslında kentteki tüm paydaşları bir araya getirebilecek kent laboratuvarları veya işte yaş laboratuvarı bizim çıkış noktamız da oydu. Mümkün olur mu
sorusu vardı hep aklımızda. Ben sanıyorum ki bu işte bizim yaş laboratuvarı da öyle ama kent laboratuvarları da bu esnekliği gösterebilecek yapıda olurlarsa eğer Türkiye gibi yaşlanan toplumlar için iyi bir model teşkil edebilirler. Kentteki yani üniversitenin yanında merkezi hükümet, yerel hükümetin temsilcileri ama bunların da ötesinde diğer kurumlar, işte müzeler diyelim, işte okullar, değil mi? İlköğretim okulları gibi başka paydaşları da işin içine katarak birazcık bu şeyi, çalışmaları daha esnek hale getirip yaygınlaştırmak mümkün olabilir. Sanıyorum ancak bu şekilde bu esnek çalışmalarla bu dönemde, özellikle yani bu yaşadığımız dönemde esnekliği sağladığımızda ancak yaygınlaşma mümkün olacak diye düşünüyorum. Biraz zamanımızı geçtik ama çok güzel etkileşimler oldu. Belki söz hakkı almak isteyen veya katkı sunmak isteyen olursa bir 5 dakika daha vakit ayırabiliriz. Nurşen Hoca... Chat'te bir soru var sanırım. Pardon. Çok teşekkür ederim bu faydalı bilgiler için. Özür dileyerek şunu sormak istiyorum. Yerel yönetimlerle birebir staj için görüşmek doğru olur mu? Özellikle Antalya çevresinde bu mümkün müdür veya staj yapabileceğimiz kurumlar var mıdır? Berfim Aslan'dan bir soru gelmiş. Genel bir soru. Mümkün. Ben cevap vereyim. Antalya'da belediyelerde lisans gerontoloji arkadaşlarımız staj yapabiliyorlar. Siz de bulunduğunuz şehirde belediyelerle görüşüp böyle imkanlar sağlayabilirsiniz. Sanırım Nurşen Hoca şimdi söz istiyor. Seda tabii bizim Senex'in staj koordinatörü olduğu için tam doğru insana soru sordunuz aslında. Seda bence şey Bersin, Seda'nın peşini bırakmayın derim bu stajla ilgili. Nurşen Hocam buyurun. Ben sadece teşekkür etmek için söz almak istedim. Hem bilim kuruluna teşekkür ediyorum, hem vakfa teşekkür ediyorum. Bu tür ödüllerin öğrencilerimizi tezlerde motive etmek açısından çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tür ödüllerin daha sonra tez yazacak öğrenciler için çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemek istedim. Aslı'yı ve Tuğçe'yi tekrar tebrik ediyorum. Toplantı için de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Nurşen Hocam, aslında bir sorumlulukları daha var ödül alan araştırmacılarımızın. Evet. Bir şey, makale de çıkartmaları gerekiyor. Bu ödülün şartlarından birisi de oydu. En az 1500 kelimelik çalışmalarıyla ilgili bir yazı yazacaklar. Senex dergide yayınlanmak üzere. Şeyleri daha bitmemiş oluyor yani. Birazcık işleri bitmemiş oluyor. Belki o anlamda da bu ödül hani bir şey yazma konusunda da teşvik edici olabilir. Çalışmalarının daha yaygınlaşabilmesi için bir teşvik edici olabilir. Umuyorum dediğiniz kapsamda da bir etki yaratır. Evet, tabii ki bence de, çünkü ödüle değer görülen bu çalışmaların YÖK'ün tez kataloğunda, tez raflarında kalmaması gerekiyor. Aslı ile biz bir tane çalışma yaptık. Yakında bağlamdan çıkacak bir kitabın bir bölümünü hazırladık. Ancak tabii ki tez çok kapsamlı ve büyük bir şey. Senex'te de bir makaleyle dergi okuyucularına da tezin duyurulması bence çok anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. O zaman yani eğer kimse için bir mazur yoksa kameraları açıp bir fotoğraf alabilir miyiz anı kalması açısından? Evet. En sevdiğim an. O zaman bu pazar günü sokağa çıkma yasakları varken burada vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz bu ilginizden dolayı. Gelecek yıl görüşmek üzere diyelim o zaman ödül töreninde. Hoşça kalın. Tekrar tebrikler. Hoşça kalın.